Benim adım Özgün Arda. Ben bir hamburger bağımlısıyım. 4-5 yaşlarındayken yüzmeye gidiyordum. Galatasaray yüzmeye gidiyordum. Orada hamburger benim ödül yemeğimdi. Yani yüzdükten sonra, orada zamanlar piramit vardı Fenerbahçe'de. Yüzdükten sonra gidip hamburgeri yerdim. Ve ilk yedikten sonra her antrenman sonunda o hamburgeri yemek için iyi yüzerdim. Bu şekilde hamburger bağımlılığım başladı. Açıkçası hamburgeri çok seviyorum. Yani her gün yemeye çalışıyorum. Çok maliyetli olduğu için evde yapmaya çalışıyorum. Ama güzel ev yapımı hamburgere de hayır diyemiyorum açıkçası. Zencefilli burgeri çok seviyorum. Her yer iyi yapamıyor. Burada Kerem Bey çok iyi yapıyor açıkçası zencefilli burgeri. Sosunu çok güzel ayarlamış şekilde. Zencefil benim tercih ettiğim soslardan biridir, baharatlardan biridir. Hamburgerde iki şeye bakıyorum ben. Bir etin taze oluşu, ikincisi de ekmeği. Ekmeğin hem çok dağılmayan bir ekmek olması lazım. Aynı zamanda eti kavrayacak kadar ve çiğnerken de zorlanmayacağım şekilde olması gerek. Hayır, bağımlılığımı bitirmek istemiyorum. Bağımlılığı çok seviyorum. Bu bağımlılık beni hayata bağlıyor. Hamburgeri hayatının bir numaralı besin kaynağı yapan bir kişinin tabii ki hayat kalitesi çok düşer. Hamburger protein, karbonhidrat ve yağ açısından dolu gözüküyor olsa nasıl dolu olduğunu incelememiz lazım. Hamburgerler genelde beyaz ekmek arasında yapılarak hazırlanır. Beyaz ekmek bizim tercih ettiğimiz bir karbonhidrat kaynağı değildir. Bir karbonhidrat kaynağıdır ama sağlıklı bir karbonhidrat kaynağı değildir. Gerek glisemik endeksinin çok yüksek olması nedeniyle kanımıza çok hızlı karışıp hızlı çıktığı için bizi hem acıktırır, hem yağlandırır, hem kilolandırır. Aynı zamanda yağlara gelirsek yağ açısından da sağlıklı yağlardan oluşuyor diyemeyiz hamburger için. Ortalama bir hamburger menüsünde hamburgerin gramajını 150-200 gram arasından etin gramajını hesaplarsak, yanında büyük boy ya da orta boy patates ile ve tabii ki yanında her zaman kola tercih ediliyor. Kolasıyla beraber hesaplarsak bir hamburgerin kalorisi 750 ile 1000 kalori arasında değişir diyebiliriz. Thank you.
bir hamburgerden alacağımız, bir hamburger menüsünden alacağımız bir kalori yakabilmek için 1 ve 1,5 saat arasında yüksek nabızda bir antrenman yapıyor olması. Yani yüksek nabız derken öyle sokağa çıkayım, yürüyeyim tarzında bir antrenman değil. Bayağı yorulduğumuz, nefes nefese kaldığımız yüksek nabızda bir antrenmanla 1-1,5 saat arasında bu hamburgeri yakabiliriz ki yaptığımızda göreceksiniz yemesi ne kadar kolay ama yakması ne kadar zor. Özgün hadi koşarak. Hamburgeri yakmak için yapacağımız antrenmanda dairesel antrenman metodunu uygulayacağız. Dairesel antrenmanımızda 10 tane istasyonumuz var. Antrenman yapacak kişi bu 10 istasyonu aralarda minimum beklemeyle, dinlenmeyle hareketleri yapacak. Hareketleri anlatmak gerekirse, tabii ki antrenmanın önce koşu ve ısınmayla başlıyoruz. Ondan sonrasında hareketlerimiz şınav, squat, göğüs çalışması, kol çalışması, gördüğünüz gibi bir hamburger yemek ne kadar kolaysa yakması bir o kadar zor ve zahmetli. 5 dakikada yenilen bir hamburger için 1-1,5 saatlik ciddi bir antrenman yapmamız gerekiyor.